Şenane Lezzetler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir akşam yemeği önerisiyle geldim. 5 dakikada doğrayıp fırınlayabileceğiniz harika pratik bir misafir yemeği diyorum. Ve nasıl yapmışım? Tarife geçiyorum. Yemeğimiz için 2 adet patatesi, 2 adet orta boy patatesi küp küp doğruyoruz. İstediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde doğrayalım. Fırın tepsimizi alalım doğradığımız patateslerimizi. Hemen 2 tane patlıcan doğruyorum. Yine küp küp doğruyorum. Aynı patates gibi. Onu da tepsimize alalım. 3 adet yeşil sivri biber doğradım. Sanırım 3 adet biraz fazla oldu. Ya bizimkiler çok sevdiği için 3 adet doğradım. Siz 2 adet kullanın. 2 tane sivri biber. Yine aynı şekilde doğruyorum. Fırın tepsimi alıyorum. Üzerine 1 adet kuru soğan yine küp küp doğruyorum. Bütün malzemeleri bu şekilde küp küp doğrayıp tepsinin içerisinde birleştireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir zahmeti yok. Çalışan hanımlar için işten gelip kolaylıkla yapıp fırına atabilirler veya sabahtan hazırlayıp akşam gelince fırına atabilirler. Çok pratik bir yemek. 2 adet de domates doğradım. Üzerine 400 gram kadar kıyma koydum. Kıyma koymayabilirsiniz. Zeytinyağlı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama misafir yemeği olduğu için ben kıyma koydum. Şöyle 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim yemeğime. Bir tatlı kaşığına yakın karabiber ilave ediyorum. Baharatları da kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar biber salçası ve domates salçası karışık kullandım. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ yemeğimin üzerine gezdiriyorum. Ve güzelce elimle tüm malzemeyi baharat ve salçasını alacak şekilde harmanlıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir zor aşaması yok. En pratik, en kolay misafir yemeklerinden. Yanına da bir pilav ve salata, bir de çorba. İnanın hem de çok bereketli bir yemek. Bayağı bir kalabalık misafir için yeterli oluyor. Güzelce karıştıralım. Şöyle elimizle düzeltelim, tepsimize bastıralım. Üzerine aslında pek çok gerek olmuyor ama her ihtimale karşı bir çay bardağı su ekliyoruz. Sebzeler suyunu salmazsa yemeğiniz yanar. Bir çay bardağı su ilave ettikten sonra 250 derecelik ısınmış fırınıma gönderiyorum yemeğimi. 40 dakika kadar pişecek. Evet, 40 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi üzeri nar gibi kızarmış. Çok güzel pişmiş. Nefis bir ana yemek oluyor arkadaşlar. Üzerini kapatmanıza, yağlı kağıt koymanıza gerek yok. Bu şekilde direkt fırına atıp 40-45 dakikada pişirebilirsiniz. Gerçekten çok güzel pişen, çok güzel, çok lezzetli bir yemek. Bakın suyu da hala tabanında var. Bence mutlaka misafirlerinize, yani misafir ağırladığınızda mutlaka yapabileceğiniz kolay bir yemek. Ben her zaman kolay ve lezzetli şeyleri yapmayı tercih ediyorum. Kanalımda da bunu fark ediyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi patatesin pişip pişmediğini de kontrol edeceğim ama patates pek o yanlı değil. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizleri akşama ne pişirsem diye fikir olmuştur. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Son olarak videomu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın.